Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Adana Seyhan'dan sektörün en iyisi Merkez Doruk Özel Öğretim Kursu'ndayız. Yanımızda kurumumuzun kurucu müdürü ve sahibi beyefendi Eşref Şen bulunmakta. Bakalım kendileri bu özel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Eşref Bey merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben öncelikle şahsınıza teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eşref Bey, şimdi uzun yıllardır eğitim camiasının içerisinde şu anda da bulunmuş olduğumuz Merkez Doruk Özel Öğretim Kursu'nda profesyonel öğrencilerin geleceğine yön veriyorsunuz. Çalışmalarınız iyi gidiyor gayet. Başarılı hizmetlerinizden bahsetmeden önce ben size ekranlara başındaki izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. Eşref Şen kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri televizyonların başında izleyen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum şimdiden. Eşref Şen 1971 Bingöl doğumlu. Liseyi Elazığ'da okudum. Üniversiteyi Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü mezunuyum. 92-93'ten bu yana bu sektörün içerisindeyim. Uzun yıllar Ankara'da kaldım. Ankara'da eğitim sektörüne başladım. Ankara'nın değişik dershanelerinde çalıştım. Kırıkkale'de kuruculuk yaptım. Ankara, Kırıkkale arasında bu sektörde önemli bir tecrübe kazandım. Hem aynı zamanda Kanal A'da uzun yıllar ders anlattım. Bilişim evet. Özsağı altında. Ve son birkaç yıldır da ailemizin de yaşadığı ve uzun yıllar burada geçimini sağlayan ailemle birlikte Adana'da da eğitim sektörümüze devam ediyoruz. Evet. Adana'da 82'den bu yana eğitim sektöründe adını duyuran ve aynı zamanda bir marka haline gelen Doruk Eğitim Kurumları son 2 yılda ortak oldum. Evet. Sevgili eski ortaklarımızla birlikte. Şu anda Adana'da çok ciddi projelere imza atarak devam ediyoruz. Gayet güzel. Peki hocam, burayı önce bir lokasyon olarak binamızı bir konuşalım. Güvenlikle birlikte. Evet. Binanın şöyle total bilgilerini sizden bir alayım. Burada kaç dersliğimiz var, kaç uzman kadroyla çalışırız. Geldiğimiz noktadan memnun muyuz? Biraz bunlardan başlıklar alalım. Tabii biz Adana'da ciddi projelerle yola çıktık. Önce Adana dedik, sonra Türkiye dedik ve bu ciddi projelerimizi hemen hemen ilk yılında ilk ayağını, ilk hedefini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şu anda bulunduğumuz bina 4000 metrekare alana sahip bir bina. Evet. 10 kattan oluşur. 33 dersimiz olan ve çok geniş bir kütüphanesi olan bir binamız. Belki de sadece Adana'da değil, Türkiye'de de çok az bulunan, ender bulunan bir fizyolojik şartlara sahip olan bir bina. Biz bu fizyolojik şartlara uygun olarak da çok iyi bir kadro oluşturduk. Adana'nın en iyilerini topladık. Çok ciddi projelerle yola çıktık. Nedir bu projeler? Buraya gelen bir öğrenci, eğitimle ilgili ne kadar sorunu varsa, ne kadar derdi varsa, ne kadar sıkıntısı varsa biz bütün bunları bir paket olarak düşünüp ve bunları gidermeye çalıştık. Yani bizim kurumumuza özel öğretim kursu, Merkez Doruk Özel Öğretim Kursu'na öğrencisini gönderen her aile, her veli şunu düşünmelidir. Benim öğrencim eğitimle ilgili bütün dertlerini, sıkıntılarını burada giderecektir. Ve biz bu düşünceyle yola çıktık. Şu anda Adana'nın en iyi öğrencileri, en iyi kadrosu, en iyi eğitimini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Çok ciddi projeler oluşturduk. Mesela her hafta bütün öğrencilerimize ödev veriyoruz ve kontrol ediyoruz. Ve bunun dönütlerini ailelerle paylaşıyoruz. Okula devam eden 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf öğrencilerimizin okul derslerini de takip ediyoruz. Okulda ders durumları nedir? Ne durumda? Yazılardan ne almış? Hangi yazıda kötü almış? Eğer düşük almışsa nedir? Bunun sebepleri araştırılıp hem akademik bilgiler verilir hem de sosyal anlamda da öğrencilerimiz hayata da hazırlanmış olur. Evet. Hem psikolojik rehberlik danışman öğretmenler dahilinde, yönetiminde hem de çok tecrübeli bir kadro denetiminde bu eğitim öğretimimize devam ediyoruz. Evet. 2016-2017 YGS'de ilk 50 binde bir hayli öğrencimiz var. İlk 2000'de, 3000'de, 4000'de, 5000'de ve ikinci aşamada LYS'de de umarım Türkiye'nin en iyi yerlerine
en iyi üniversitelerine, en iyi fakültelerine öğrencileri göndermeye kararlıyız. Çünkü biz yola giderken, yola çıkarken şunu dedik. Adana'da önce bir numara. Şu anda net bunun sonuçlarını almaya başladık. Evet. Şu anda Adana'da inşallah bir numara diyebiliyoruz veya dedirtebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde de çok daha kapsamlı projelerle, çok daha geniş projelerle inşallah Türkiye geneline de hitap etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu konuda size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii hedefler büyük ama öğrenci-öğretmen ilişkileri, veli kontağı bunu da iyi sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Önem verdiğiniz başlıklar neler hocam burada? Şimdi önem verdiğimiz başlıklar tabii eğitimin genel ilkeleri vardır. Hani derler ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir, öğrenci, öğretmen yani kurum, okul, veli bu üçgen içerisinde biz öğrencilerimizi önce buradaki sınav başarısı, okul durumu ve psikolojik yapısı. Psikolojik yapısıyla beraber gelişime paralel olarak değişen istekler, düşünceler, hayata bakış açısı. Bütün bunları bir bütün olarak ele alıyoruz ve buna göre hazırlıyoruz. Eğer sadece bir kısmıyla uğraşırsak öğrencinin hayata bakış açısı, hayata hazırlanması, hayata sınavla hazırlanması bir kısmı mutlaka eksik kalacaktır. Dolayısıyla bir bütün olarak ele alıyoruz. Öğrenciyi hayata hazırlıyoruz. Öğrenciyi sınava hazırlıyoruz. Öğrencinin sosyal uyumunu sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla sadece eğitim A, B, C'den ibaret olmamış olacak. Evet. Yani bir bütün olarak bakıyoruz. Bu konuda da öğrencinin isteklerini de, öğrencinin düşüncesinde, öğrencinin hayata bakış açısında düşünerek çok geniş projeler ortaya koymuş olduk. Ve şimdiye kadar aynı zamanda gündeme uygun olarak, gelişime uygun olarak yer yer seminerler verdik, konferanslar verdik, bilgiler verdik. Öğrencilerimizi aynı zamanda hayata da hazırlamaya çalıştık. Sadece sınavlara hazırlık değil, hem sınava hazırlıyoruz, hem hayata hazırlıyoruz, hem de aileyle olan iletişimini de güçlendiriyoruz. Evet. Yer yer biz aileleri çağırıyoruz. Burada ailelere de seminer veriyoruz. Nitekim daha önceki dönemde de biz aile seminerlerini burada, veli toplantılarını düzenlemiş olduk. Geniş bilgiler aktardık. En büyük sıkıntılardan bir tanesi son dönemde ailede öğrenciyle veli aile iletişimi. Evet. Buna da çok büyük bir önem veriyoruz. Bir bakıyorsunuz öğrenci aileden, veliden kopmuş oluyor. Buna da mahal vermemek için, buna da sebebiyet vermemek için gereken neyse adımlarımızı atmaya çalışıyoruz. Peki Eşref Bey, şimdi sağlam adımlarla gidiyorsunuz. Evet. Başarılar, hedefler büyük. Bu doğrultuda öğrenciler sadece burada eğitim görmüyorlar. Sosyal anlamda neler yapıyorsunuz? Şimdi sosyal anlamda tabii buraya gelen öğrencinin birinci hedefi sınavdır. Yani 9. sınıf öğrencisi ise okuldaki sınavlarıdır, yazılardır. 10. sınıf öğrencisi ise yine okuldaki yazılarıdır. 11. sınıf öğrencisi hem okul hem YGS, LYS'ye hazırlıktır. 12. sınıf ve mezun öğrencilerimiz de öncelikle sınav. Öğrencinin sınıftaki yani gelişimdeki, yaşındaki durumunu da düşünerek hareket ediyoruz. 10. sınıf öğrencisiyle 12. sınıf öğrencisine uygulanan programlar, sosyal faaliyetler bir değildir. Öncelikle 9, 10, 11. sınıf öğrencilerimiz hem okul dersleri hem de sosyal faaliyetler, pikniktir, santraçtır, tenistir, bunun yanında önemli kültürel yerleri gezmedir, sosyal faaliyetlerdir. Bunlarla aynı zamanda hem hayata hazırlıyoruz hem de sınavlara hazırlamış oluyoruz. Evet. Ama 12. sınıf ve mezun öğrencilerimiz daha çok sınav ağırlıklı. Sınava hazırlama, sınav psikolojisini aşılama, dersi yönlendirme, ödev verme, kontrol etme, dönüş sağlama, sınavlara hazırlarken denemelerle birlikte hazırlama gibi çok ciddi projelerle yola devam ediyoruz. İnşallah. Peki o konuda da size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle keyifli bir sohbetti, iyi bir röportajdı. Toparlayalım. Ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Merkez Doruk Özel Öğretim Kursu'nun hizmetlerinden faydalanmış ebeveynlerinize, sonuçta çocuklar da size emanet ediyorlar, Adana halkına bir teşekkürünüzle birlikte son sözleriniz. Evet. Öncelikle sevgili velilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Öğrencilerini, evlatlarını buraya gönderirlerken kesinlikle akıllarında zerre kadar bir düşünce, bir soru işareti kalmasın. Bu sene bize gösterdikleri ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki senenin şu anda 2017-2018'in çok ciddi projelerle yola koyulduk ve çalışmalarına başladık. Bundan dolayı bütün Adana'mıza çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi projelerle yola çıkacağız ve çok güzel başarılara imza atacağız. Bu konuda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza, bütün öğretmenlerimize, bütün rehberlerimize, müdür yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Peki hocam, biz de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Size bundan sonraki eğitim hayatınızda hocalarımızla, öğrencilerinizle başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah o hedeflediğiniz büyük projelerde tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizler Adana Seyhan'dan ve özel bir öğretim yerindeyiz. Merkez Doruk Özel Öğretim Kursu. Yanımızda kurumumuzun kurucu müdürü Beyefendi Eşref Şen bulunmaktaydı. Kendisiyle yaptığımız sohbette kurumdan özel bilgiler aldık. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.